Ama bu tarafta da ekstra bir kışkırtma vardı. Orada şöyle bir şey var. Bir taraf çok suçlu, bir taraf sütten çıkmış ak kaşık değildi açıkçası. Mucize de olsa bizim için önümüzdeki erkek haftasında bizi mucizelere kalsak da ben mucizelere inanan bir insanım. Survivor 2024 yeni bölümde neler olacak? SMS sezonu olsa Yaman'ın ne kadar yüksek oy alacağını, Pınar'ın ise nasıl potadan çıkacağını kestirmek zor değil. Yaman'ı en güvendiği arkadaşları arkasından vurdu şu an. Taner Tolga Tarlacı taklidi yapan Yasin, Yaman'a sahtesin diyor. Yasin, Yaman'ı rahat bıraksın isteyenler videoyu beğensin. Batuhan çok hızlı açılıyor. 2022'ye geri dönüyoruz. Batuhan Karacakaya ısınmaya ve yargı dağıtmaya başlıyor. Poyraz da Batu'nun birbirleriyle arası kanlı bıçaklı hiç olmadı zaten. İkisi de sakin insanlar. Takımda kaos yaratmazlar. Ama rakip olsalar durum gerçekten bambaşka olurdu. Eski sisteme geri dönülsün. Cidden keyif aldık izlerken. Hem yeniler için güzel olur. Atışlar, kondisyon olarak alışma süreçleri daha fazla artar. Eski sisteme geri dönülsün. Yeni sistem keyif vermiyor diyenler yorum yapsın. Yorumlar çok önemli. Dikkate alıyorlar. Hep birlikte Survivor'a etki edelim. Sonuçta izleyen bizleriz. Sürekli ileri alan Nefise Karatay. Biz senden razıyız. Bunun ileride meyvesini toplayacaksın. Nefise hakkında düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Pınar'ın yanında durması bile benim hoşuma gidiyor. Düşünsenize ıssız bir adada tek başına kalmak istemezsiniz. Pınar ne kadar kötü kalpli de olsa Nefise onu yalnız bırakmıyor. Nefise'yi sevenler videoyu beğensin. Yorumlarda ona destek olalım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.